Evet herkese merhabalar. Infamous First Light'ın ikinci bölümüne hoş geldiniz. Ve siz yokken ben neler yaptım? Her şeyi. Yani videonun başına eğer koyduysam ki muhtemelen koymuşumdur ama koymadıysam bilin bütün haritayı dolaştım. Grafitiler, yarışlar, bilmem neler her boku yaptım. Ve yaklaşık hepsini halletmem 40 dakika falan sürdü. Yani şehrin tamamını neredeyse bu şekilde geçmem sadece 40 dakikamı aldı. Komik değil mi? Yani 40 lira para ödedikten sonra bu DLC'yi birazcık komik. Neyse en azından şu şekilde gezmesi eğlenceli yani. Hani öyle bir güzelliği var en azından. Ay ay. Gerçekten hayal kırıklığına uğradım diyeceğim ama uğrayacak hiçbir şey yok hayal kırıklığına. Tam da beklediğim gibi bir DLC yani. Gerçekten pek çok şey içinden çıkarılarak ve ana oyundaki bazı şeyleri sanki böyle bir yenilikmiş gibi kullanaraktan DLC yaratmak. Daha önce de karşılaştım aynı bokla. Alışmam gerekiyor artık ufaktan. Ya şeyde de vardı bu muhabbet biliyorsunuz işte. Left Behind'ın DLC, yani Left Behind DLC'si Last of Us'taki bütün milletin bokunu çıkardığı DLC. Şimdi aslında merak ettiğim şey bu. Şu. Hani yan görevleri yani bütün o toplama muhabbetini falan filan çıkardıktan sonra oyun ne kadar sürüyor acaba? Onu bir bakacağız, göreceğiz bakalım kaç bölüm devam edecek. Şeyinin akurallardan silah çalmasına yardım et. Hadi bakalım. Fetch! Kamyonum doldu. Gidelim hadi. Kamyonum doldu. Silahları almaya şeyini koru. Ha. Akurallılar bizi yetişirse. İyi hadi bakalım. Burada ben tabii bütün o gücü fulledim ama ne işe yaradığını da bilmiyorum. Daha hiç kullanamadım ondan beri. Ama bayağı bir güçlenmiş olmam lazım. Hoppa. Evet gerçekten işe yarıyormuş yalnız. Onun güzelliğini gördüm hani. Şeyden vurduğum zaman sahne. Hedeflerden vurduğum zaman direkt şey yapıyor. Üçlü bitiriş. Eskiden çok anime seyrederdin, eğitimli kondit oldun. Anime seyretmekten dolayı. İyiymiş, ben de anime seyrederek Japonca öğrenmiştim. Bunu biliyor muydun? Yani. En az seninki kadar inandırıcı değil mi? Millet de bana inanmıyor da o bakımdan hani o yüzden söylüyorum. Kaç oldu lan? Kaç kişi dedi? Neredeler? Hangi? Ne oluyor oğlum ben pasu güç kazanıyorum işler oluyor. Nerede? Sen misin? Ha sensin. Roket atarlı. İyi okeydir. Tamam sıkıntı yok. Siz? Anam. Önümüz tıkandı. Kamyonu bırakıyorum. Kaçarken beni koru. Hayır. Sakin ol. Yolu temizleyeceğim. Ya hallediyorum işte. Abartma sen de. Ha, sen dur. Sen dur. Sen dur. Sen dur. Sen dur. Herkes öldü mü? Sen yaşıyor musun? Seni nereden vuracağım? Senin niye hiçbir şeyin yok? Ha? Meydan okuma tamamlandı. Challenge'ı da meydan okuma diye çevirmişler ya. En komik kısmı o aslında. Dur acı. O ne lan? Senin elinden vurmam lazım. Oğlum şaka gibi ya. Neredeyse normal vücutlarından vurduğum zaman ölmeyecek o utanmadan. Yolu temizleyeyim mi istiyorsun yani? Şey mi kullanayım? Araba barikatını yok et. Acaba nasıl? Böyle olmadığı kesin yani. Ne istediği belli de. Ay hadi bakalım. Yani. Ben mi yönetiyorum onu? Yok ben bir şey yapmıyorum. Bir işe yaramadı. Bu değil miydi? Ben mi yanlış anlamıştım yani? Bu değil miydi demek istiyorsun? Sadece patat... Ha. Boşuna süperimi harcadım. Harika. Resmen teğet geçti be. Teğet? Kim? Hamdolsun teğet geçti deseydim bari. Kısa bir süre. Toparlanmam için zaman var. Polisler direkt kaçırdılar bizi. Neon tabelayı içine çek. Al içine al. Şeyini koru. Şeyinin korunacak bir tarafı yok. Polisler lanet olası aynasızlar. Hadi çıkın polisler. Headshot motherfucker. Kare? Niye kare vardı?
Hoppa, aman acı, dikkat olacaksın, dikkat olacaksın. İn lan o arabadan. Oğlum, arabanın içindekini vuramıyor muyum ben? İndirdim galiba. Bu adamlar ehliyeti nereden almışlar? Aa, karma tüfek gibi kullanabiliyormuşum, yeni fark ediyorum. Parkın içinden geçmeye çalışacağım. 50 akuralıyı ne yapayım? Göremiyorum ki. Madem öyle geberin. Aha. En başından beri böyle yapmamız gerekiyor. Değil mi? Kesinlikle. Bilseydim yapardım zaten. Fuck you guys. Fuck you and fuck you all. Bir mi? Bu mudur yani? İki geliştirme bulunuyor. Neymiş bu geliştirmeler? Neon içecek. Neon enerjisinin hacmini arttırıyor. Sen ne yapıyorsun? Bir düşman bir küme darbesiyle vurma bitirici... Bilmem. Sen daha ananı... Dur. Shane'in canı gitmiş bayağı. Şu an daha yeni fark ediyorum onu. Kim? Allah. Siz nereden geldiniz? Die bitch. Hahay. Kaçış planım var. Zamanlama doğru yapılmalı ama. Dwayne, otobüsle birlikte hazır mısın? Otobüs mü? O da kimdi? Sen git. Seni vurdum. İkisini birden vurdum. Sen git. Oğlum elinden vurmamı istiyorsun. Şaka mısın ya? Başlatmayın elinize ya. Seni oradan vurabilir miyim? Vuramıyorum. Haha. Hoşundan mı gitti lan? Evet işte. Bazen işler yolunu bulur. Bildiğin göz göre göre böyle. Başımı yerde tutmamı sağlıyordu. Evet, yolun sonu. Yükü burada boşaltıyoruz. Benim için bunlar kim? Hadi, sokaklarda çok iyi bir ekip olurduk. İkimizi işe yaparken bir düşünsene. Adamların silahlandı. Bence aramaya gidiyor. Bu neydi şimdi? Bir an görüp iptal oldu zannettim herifi dövdüğüm için. Bu ne lan? Üçgen doluyor altta. Ne işe yaradığını da bilmiyorum. Bir cümlede garip olmaktan çıkıp iyiye dönüyorsun. Bunu nasıl beceriyorsun? Doğma büyüme Texas. Bu görev bu kadar sanıyorum. Hiç uğraşmam gerek yok. Direkt bir sonrakine ilerleyebilirim sanıyorum. Yani öyle gibi duruyor en azından şu anda. Çok iğrenç bir görevdi ve birileri bana ateş ediyor. Siz kimsiniz lan? Benim çift bükülmem var havada. Haha. Her şeyi bükebiliyorum artık. Evet, çift bükülme ilk açtığım özellikle doğal olarak hani. Hoppa. Yani uçmaya en yakın olan şey bu sanıyorum şu anda. Hani. Yanlış bilmiyorsam eğer. Ben oynamadım ama. Infamous'ın şu. Infamous 2'nin. Neydi lan? Vampirli olan versiyonu neydi Infamous 2'nin? Onun da gerçekten uçma özelliği varmış. Seattle'da şiddet. Shane'in adamlarını Akuralılardan koru. Bu Akura muhabbeti daha ne kadar devam edecek? Ben sıkıldım çünkü. Adamlarımdan biri Akuralılar tarafından kıstırılmış. Artık kusura bakma tatlım ama çocukları geri çağırmaz. Bu iş çok tehlikeli oldu. Hayır onu ben korurum. Bülent'i arayan herkesi koruyacağımı adamlarına söyle. Ya işe yarar. Ne? Yeni bir güç mü kazanıyorsun? Açar açmaz onu vuracağım. Hızlı olmalı. Neyi? Açar açmaz neyi? Kim neyi açıyor? Ne oluyor? Al. Şeyin, senin elinden hala hayatta. Açıkçası bu işi kıvırdığına sevindim. Çünkü başka bir adamımı tespit etmişler. Onun icabına bakarım. Yerini göndermen yeter. Rahine kurtarmamı istiyorsun. Oğlum ne kadar sıkıcı görevler lan bunlar, ha? Orijinal Infamous'a bu kadar sıkıcıydı da biz mi fark etmiyorduk lan aslında? Ne kadar yani orijinal Infamous'a Sacred Sun'dan bahsediyorum aslında. Şaka mı? Çok sıkıcı lan. Hani sırf yenilik katam diyor mesela şu yeni bir şey yani çok daha güçlü ateş ediyor falan böyle muhabbeti. Hani al sana. Sen daha ölmedin mi? Uçururum. Nişancı tüfe. Öyleyse Tanrı yaşasın. Bulabildiğim her kas gücüne ihtiyacım var. Eğer adamların ifşa olduysa bunu kullanalım. Oğlum sıkıcı lan. Ha? Akıl adına geldiğinde tepelerine bineceğim. Tamam. Ya fena değil.
Problem bende mi? Siz şu an izlemekten gerçekten zevk alıyor musunuz? Ben çok sıkılıyorum çünkü şu anda oynarken. Keşke şey yapasaydım. Şeydeydim, önce oynayaydım. Kıyma makinesi. Nişancı tüfeği nedir acı? Bu nişancı tüfeği değildir bu. Değil mi? Oo, yanlış kişiyi aldım arada. Fuck you. Öldünüz mü? O Rusça mıydı arada konuştukları, hani çakma Rusça bir şey duydum sanki orada. Sen nesin bilmiyorum ama öyle. Ha, böyle bir özelliğim vardı tabi, unuttum. Al. Huu. Lazerlerim, attığım neon ışınları mavi çıkıyor yalnız, çok havalı. Hoppa. Ölmedin mi lan sen? Ha yok, daha gelmeye devam ediyorsunuz siz. Akıllanamadınız. İyi. Gelin bari. Neredesin? Hoppa, sen problemlisin orada, yapma onu. Neredeler lan? Ya hala geliyorlar ya. Tamam oğlum, gidin artık hadi. Hacı, sıkılmadınız mı? Bu görev niye bu kadar uzadı? Hani niye bunu aynı şeyleri tekrar yaptırıyorsun bana oyun? Yapma bunu oyun. Of. Oh god damn it. Oh fuck. Die you bitch. Ya. Abi hala geliyorlar. Ben bir şey mi yanlış yapıyorum yoksa oyun gerçekten bu kadar fazla spamleyince eğleneceğimi falan mı düşünüyor? Aha! Çok fazla hasar alıyorum. Evet. Al. Adamların iyi mi? Grant'i bulan var mı? Peki. En azından bana daha fazla şey verseydin mesela, şu neydi lan? Ne diyorlardı? Oha, karşıdaki binayı yeni fark ediyorum. Yepyeni bir bina orası. Ama nasıl olsa gidemeyeceğim. Çünkü şehrin karşı tarafına geçmeme izin yoktu yanlış bir. O ne? Ne oluyor lan burada? How many fools can I kill today? Many to count. Die bitch. Rehine kurtardım ben. Dokunmayın bana. Oha, rehine kurtarma şeyini tamamlarsam rastgele sanıyorum 5 puan mı vereceksin bana? İyi. Sen daha çok pezevenge benziyorsun bu arada. Rusların hepsi eşofmanlı geziyor, görmüyor musun? Sen niye takım elbise giyiyorsun? Hiç utanmıyor musun? Rusluğundan utan. Die you bitches. Bu ne işe yarıyor ya? Ha. Oo. Havalıymış ama bitti. Peki bunu ne kadar yapmam gerekiyor acaba? Mesela şöyle yapsam. Oho. Oha, bunu 25 kere yaparsam, 25 kişiyi o şekilde öldürürsem bir tane şey verecek sadece. Bir tane geliştirme puanı verecek sadece. Şaka mısın lan? Haritada şeyler çıktı mı? Hayır. Acaba dedim şu rehine muhabbeti haritada çıktı mı yoksa rastgele mi gözüküyor? Sanıyorum rastgele gözüküyormuş. Sen rehine değilsin. Burada ne var? Selam, beni kim çağırdı? Kaçakçının peşinde. Akralı bir insan kaçakçısının izini sürüyor. Merhaba. Sen kimsin lan? Affedersin, kamera kimliklerimi kimin demiştin? Jenny, ben şehir için çalışıyorum ve bazen şehir için kamera kimliklerimi
Daha sessiz konuşabilir miydin? Fuck you dude. Yo bro. Çok havalı lan. Yani resmen hani şey diye oyun yapmışlar ya. Hani havalı olsun diye oyun yapmışlar gibi resmen hani. Ya onun yerine adam gibi bir DLC yaratsaydınız ve bize yani kullanabileceğimiz yeni güçler tanısaydınız hani Delsin'le. Yani ne on gücüyle niye tek uğraştırsın? Yeni mekanikler. Kıstırsın. Bütün o bir oyun akural günün erken saatleri. Kameraları yok edemiyor muyum? Bu çok üzücü. Ya korkmayın siz de. Her yerde kamera var zaten. Şimdi teker teker bütün kameraları arayacak mıyım ben ciddi ciddi? Yani herifin nereye gittiğini anlamak için. Biz buradan neyi arıyoruz? Akuralıların mahkumların tuttukları güvenli bir yer varmış. Onu takip edersek oraya ulaşırız. Kızı oraya mı çekiyor? Nasıl bir ilişkiniz var? Evet. Sen kardeşini arıyorsun. Bana da başka bir şey lazımdı. Artık şeyin aradığında ona yardım ediyorum. Buradayken çok dikkatli olmam gerekiyor. Kahretsin. Ne ihtiyacın vardı ki? Sen bu konularda fazla derine gitme. Ha ha ha, çok komiksiniz gerçekten. Acaba neye ihtiyacı vardı ki? Sen anlamazsın o konuları. Evet, anlamam ben. Ay ay. Neredesin kamera? Gel buraya. Peki bu adam kim? Bu adam akuralların insan kaçakçısı. İnsan kaçakçısı mı? Yani bana şefte benziyor daha çok. Şef! Kızı takip ediyor da günün erken saatlerinde olmuş bitmiş olayı niye sen şimdi secer istiyorsun? Yani oradan yola çıkarak nerede olduğunu anlayacağız tabii ki adamın. Çok zekice. Temiz. Burada bir şey yok. Şuradakinde umalım da bir şey olsun. Gel bakayım buraya. Neredesin lan? Şeyi tutamıyorum oğlum, dur. Sen. Hadi. Lan. Takıldı bir an. Dur. Heh. Kızı takip etmeye devam etmiş. Kamerada bu arada şeyin görüntüsünü çekebilmiş. O neon gazının. Kız temposunu arttırmaya başladı. Sence adamı buldun mu? Bu tarafa koşmuş sanıyorum değil mi? Yani şu olması lazım bir sonrakinin. Mantıken. Evet. Kız oraya girmiş. Kimseden yardım istemeden. Herif de bildiğin ulu orta, herkesin ortasında. Hani günün erken saatleri bile, yani gündüz. Kızı bildiğin takip etmiş. Komik. Ve sonra buradan devam etmişler. Görünüşe göre burada bir olay var. Kız ölmüş mü? Kız birinden yardım istemiş. Abi ulu orta saç. Nerede abini kaçıran eleman? Az önce öldürmedi abini. Günün erken saatlerinde öldürdü. Bir dakika abi. Bir dakika, olay çok karıştı. Ne abisi lan? Abi nereden girdi? Şeyin main hepsi kafaya karıştı şu an. Hani... Hani daha az umursayamazdım yani şu an hikayeyi de. O moddayım hani. Bunlar bir şey yok gibi. Evet, oradan işe yarar bir şey çıkmadı. O zaman buradakinden devam ediyor. Sonra ne oldu? Ha. Çok zekice. Daha sonra ne oldu? Ha, kız köşeye sıkıştı. Duman gücü olsaydı oradan kaçabilir tabii. Evet, çok mantıklı bir yere saklanır. Herif göremezse ne gülerim ama. Kız öldürdü mü? Bir ara bir silah sıkı oldu. Ne oluyor amına koyayım?
Yönüşe göre bir şey düşürmüş. Ne düşürmüş canım? Nerede? Hani? Arkada kalan ipuçlarını ara. Bakayım hani ipucu nerede? Şeyin oraya mı gitmemi istiyorsun? Ha şuraya. Telefonu. Abi niye bir yağmurlu bir hava? Oyunun grafikleri en iyi şeyde gözüküyor. Öğrenebilir miydin? Tabii ki. Sadece biraz zaman alırdı. Senin kalbime kopyası lazım. Onu sana göndereceğim. Kardeşimi geri alacağız ve bu şerefsizlerin işini de bitireceğiz. Umarım. Hadi hayırlısı. Peki. İş üstündeki adamları makurallar tarafından pusuya düşürüldü. Durum kötü. Yani oraya gitmemi ve eşofmanları gaddarca pataklamamı istiyorsun ha? Sonunda bile eşofmanlı olduğunu anlamış. Bu şeref bana ait. Beni doğru yere yönlendir yeter. Ayrıca Jenny inanılmaz. Onu aramalısın. Elimizde ipucu var. Siz takılın, orada rehine var. Ben rehineyi kurtaracağım önce. Bana puan lazım. Abi Allah! Daha önce de yaptım ve... Rehine ölmüştü geçen sefer ama bu sefer bir şey olmadı ilginç bir şekilde. İlginç. Selam rehine, seni kurtardım. Hadi de geç, bana 5 puan olarak geri dönmeni umuyorum bir gün. Umarım dönersin. Bu arada bu challenge'lara nereden bakıyorum ben? Mücadeleler. Hani yani challenge'ı mücadele diye çevir en azından. Yani challenge ne? Kurtarma. Bundan alakası yok lan benim şeyle. Oğlum şurada iki tane daha açılacak şey görünüyor. Kilitli kilitli diye iki tane şey var şurada bak arada. Hani benim puanım bununla buna hadi yetse, o aradakilere nasıl yetecek? Ya da daha çok mu başındayım aslında gerçekten olayın? Hani ne bileyim ben DLC'nin ya bu DLC arkadaşlar, hani ayrı bir oyun olarak satmış olmaları aslında DLC olarak hayatına başlamış olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Bu bir DLC yani. Yani ana oyunla alakası yok. 40 dolar oyun satarlar mı sizce herifler yani? DLC işte yani. Hani onu standalone göstermek daha böyle bir havalı durmasını sağlıyor. Hepsi o. Ama DLC yani. Yani DLC olduğundan da yola çıkarak oyunun çok da uzun olmaması gerektiğini düşünüyorum ama. Bakalım şimdilik hani böyle filler görevlerle doluysa uzar gider bu olay hani. Geldim. Onun nişancı tüneğiymiş lan. Ben tüfeği anlıyorum onu. Şey, hiçbir adamını buralarda göremiyorum. Akuralılar onları küçüktür. Kaçmak zorundalar. Feribot terminalinde kıstırılmışlar. Karşılarında kaç tane eşofman var? Çok. Neden? Yine ölüm meleğimi olmak istiyoruz. Leşinimi arttıracaksın. Bunu sadece Brent için yapıyorum. Hadi ama. Geçen sefer orada kamyonlarından birinin etrafında siper almış adamlarım var. Onları hayatta tut ve Jenny o telefonu hacklediğinde sana arka çıksınlar ve kardeşin için savaşa gidelim. He, kısaca herkesi öldür diyorsun bana sadece. Anladım. Sen onlardan biri misin? Hatırlamıyorum. Olsun. Herkese ölüm. Kim hatırlamıyorum çünkü. Sen de düşman gibi duruyorsun. Sen de öyle. Allah be. Yavaş ol. Pezevengin çocuğu. Neredesin? Ha. Doğru, evet, bu şekilde yapması en mantıklısı. Oha. Ölün abi senin, ölün. Gelmeyin bu tarafa. Uyarı, düşman nişancılar. Uyarmadı deme, ondan sonra ağlama. Niye söylemediniz düşman olduğunu? Ah. Başka? Baya baya çatı çatı katlediyoruz en azından. Şimdi savaşta mıyız? O silahları çaldı. Ben adamlarımı silahlandırdım. Onlar kapıları tekmeleyip Brent ve Akuralıları aradılar. Doğal olarak oldukça sinirlendiler. Yani bu bir çete savaşı. Ve bu sen başladın. Anlaşıldı. Adamlarına yardım edeceğim. Üsttekini çekesine bekliyordum. Burada canlarını okuyoruz. Ve Brent geri döndüğünde bu anlaşmamızın sonu olmamalı. Bu herif bizi kandırıyor açıkça ama hadi bakalım. Dalları bile yerinden oynadı. Oldukça kar getirdi. Siz benden misiniz? Şeyinin kalan adamı. Umarım bu bir akuralı alayıdır. Peşlerinde koşmayarak zaman kazanır. Siz nereden gir? Ya abi eline sıçayım yani. Orada çıkacak bir şey kalmadı sanki. Allah ne oluyor lan? Yavaş. Bam. Abi ayağı gözükmüyor herifin ya. Ben ne yapayım şimdi? Bak ya. Geber piç. Al.
O ne? Aa, sniper var. Al işte, ayağı gözükmüyor. Ne yapabilirim yani? Böyle öldüreceğim mecburen. Yavaş. Öleceğim. Hızlı iyileşme güçlerim iflas ediyor arkadaşlarım. Bunların içine geçince bana enerji vermiyorlar mı bunlar? Vermiyorlarmış. Vay lanet olasıca pislik. Bana neon ver. Şeyinin kan adamları. Sen gitme o tarafa, şeyinin kalan adamı. Ama siz de oralarda gezmeyin fazla. Normal, yok, şeyinin adamlarıyla alakanız yok sizin, ne doğru. Siz alakasız sevgililer. Senin zayıf noktan nerede şerefsiz? Bu tarafa bak. Lan dur işte, lanet. Sen de oradan onu... Ya hepsinin de ayağında mı olur be birader? Bu kadar mı? Yani hani ille yanlarına git diyorsun yani. Tamam amına koyayım. Al. Ölmediler ya. Al ayağına zıçtım. Al dopuna zıktım. Al. Lan 3 tane kalmışlar. Ne ara? Nerede oğlum? Millet nerede? Ben kimse görmüyorum. Oo, o çok havalıydı. Fuck you dude. Sayıları çok fazla olduğu ve ben ne yapacağımı bilmiyorum. Umarım hepinizi öldürürüm. Yani belli bir noktaya kadar, bilmiyorum. Öldürürüm, öldürmez mi? Mıknatıs etkisi yaratır yanlış bir noktası. Aa, öldürdü. Haha. Şunun son kısımlarına denk geldi. Her türlü acıyı onlara tattırdın. Oldukça sinirlenmiş görünüyor. Tüyleri diken diken oldu. Kardeşime yardım etmek için yapıyorum. Bundan hoşlanmıyorum. O ve ben bunun gibi şeyler yapmayız. Aha, anlıyorum. Bizim Brent senin gerçek yüzünü görsün istemiyorsun ha? Ölünmeli ya halin. O haline sahiden bayılır. Brent beni hayatta ve güvende tutuyor. İnsanlar benim gördüğüm şeyleri gördüklerinde dehşete düşüyorlar. Ailemden birini daha kaybedemem. Şey, kardeşinin yanında olmasını sağlayan öfke kontrolü ise eğer, kontrolünü sıklaştırmandan fayda var. Seni Akuralıların telefonunu kırdın. Rehineleri nerede tuttuklarını biliyorum. Ciddi misin? Hazır olunca Madison'daki Latte oğlun önünde buluşalım. Harekete geçme zamanı. Dur lan. Space Needle'a çıkmaya çalışıyorum. Ya bir dur be. Ana oyunda çıkamamıştım. Sadece bir kere görev gereği çıkabiliyorsun. Ondan sonra bir daha çıkamıyorsun. Bozulmuştum bayağı ben. Ya bir dur işte. Heh. Aaa gene çıkamıyorum. Neredeyse tahmin etmiştim böyle olacağını. Ama yine de hayal kırıklığına uğramadığımı söylesem bir an olur. Hoppa. Kaç dakika oldu lan? 28 dakika olmuş beyler. Abi yine aramak için Akuralıların kalesine baskın düzenle. Kaleleri evet, neresiymiş oraya? Sen misin? Çocuklarla birlikte otoparkın arkasındayım. Gel ve kamyonun üstüne atla. Nasıl bir hikaye? Gel ve kamyonun üzerine atla bitch. Geldim canım, gidelim hadi. Gerçek bir centilmensin. Şey, geçen sefer olmuş. Kıçlarına tıktığın cehennem ateşinden sonra huysuzlanacaklar. Köşeye sıkışan hayvanlar tehlikeli olur. Cephe bilgilerin için sağ ol. Bomba var, kaç. Hayy. Onu akıl edebildin yani. Arkamızda kamyonette. Bir şey ölmez. Fetch'in bu tarz böyle bir... Anam. Ya... Zayıf noktalarınız niye sizi sürekli bir yerlere saklı arkadaş? Sinirletmeyin insanı ya. Baksana cephe adamı. Şu gaz pedalını kullan. Tükürdüm. Havaya çıktığınız yolculuk edersen... Patla! Bunun gibi birkaç iş daha yaparsak kasabanın sahibi oluruz. Çok eğleniyorsun ya. Vallahi billahi. İşte başlıyoruz. Görmedim lan. Öl sen de. Birilerinin eğlendiğini görmek güzel en azından ya, hiç yoktan. Değil mi? En azından hani birilerinin hoşuna gidiyor şu an yaptığı şeyler. Tam bunun üzerine denk getirdiğin şey, ne diyeyim ben sana? Çok hoş. Yo değil. Hiç değil. Şu an yaptığım şeyden zerre zevk almıyorum. Lanet olsun size izleyiciler.
Neden bu kadar kafayı taktınız buna? İşte böyle. Ha canım, şimdi ne olacak? Geriye göre limanların oradaki konteyner kutularda insanları tutuyorlar. Ne olur ne olmaz. Derken bir dünya çıktı. Hepsini patlatmış. O ne be? Saldırılarım engellensin istemiyorum. Ya bizim çocukla bu sadraç tanıdığı veziri sensin tanıdığı. Hepimiz bunun farkındayız. Akun... Akura konteynerlerinden tutsakları kurtar. Sen niye hedef alıyorsun geri zekalı? Maloski, Pavarovski. Oho! Headshot. Handshot. Selam kanka. Ya bir kere tutturayım be. Al. Lanet olsun sana. Dayak atmak eğlenceli. Neredesiniz? Brent. Brent. Bülent. Bülent yok burada. Bunlar kim ya? Oğlum normalde savaştığım herkes dostum, normalde savaşmadığım herkes düşmanım. Böyle bir gariplikler oldu, çözemedim, anlamadım ben bu olayı. Neyse, sen ne yapıyorsun? Al. Uf. Adamı döverler. Bombaların güzelliğine gel abisi. Çekil önümden. Neyse sen de onlardansın, sıkıntı yok o zaman. Neredesiniz? Sen nereye bakıyorsun? Nereye ateş ediyorsun? Bildiğin rahat rahat kafan rahat geziyorsun ama böyle olacak iş değil bu. Brent, sen yine Brent değilsin ama. Bülent. Bülent de yok. Allah belanı versin. Yanıyorum lan. Alırsın alırsın. Nefes alamayacak bir şey yok. Abarttım birazcık seninle. O adam nefes alıyor senin. Ay Allah. O neydi abi? Ve niye bu kadar acıdı? Çok acıdı. Uf. Çok havalı duruyor ama hepsi o. Hani sadece havalı duruyor yani. Benim neon gücüne ihtiyacım var şu anda. Artık burada oğlum hepinizde mi bomba var lan? Lanet olsun ya. Ha? Neredesin lan sen? Öl. Kim sıkıyor oğlum? O bana sıkmıyormuş bile lan. Bülent, sen burada da yoksun. Bu arama boşunaydı yani. Lanet olsun, beni kandırdın Peki, galiba. Ben, bilmiyorum. Peç ben. Bülent. Özgürüm. Sanırım birileri akurallara saldırıyor. Ben de kaçmaya çalışıyorum. Neredesin? Bilmiyorum. Bekle. Bir sokaktayım. Güney tren istasyonunun yakınındayım. Oo, selam DUP. Geri geliyorlar. Kaçmamam gerek. Bülent. Ohooo! Hayır hayır hayır, şimdi olmaz. Çok eğlenceliydi. O nasıl bir şey, işaretleme noktasıydı lan şimdi? Hacı hayır, ne yaptınız hayır, ya? Hiç vaktim yok. Şey, Güney Tren İstasyonu'nun oralarda adamın var mı? Kardeşim kaçırdı, ona yardım gerek. Evet elbette, bununla ilgileniyorum. İlgileniyorsundur eminim. Sana niye güvenemiyorum ben Shane? Bülent'e hani doğru koşarken oldukça iyi hissettim. Eve gidiyordum. Onunla geçirdiğim vakitlerde aklım başıma geliyor. Sakinleşmek adına anılarıma sığındığım panik ataklar yaşamıyorum. Beni ayakta tutan oydu. Onu görmek için sabırsızlanıyordum. Sende abi kompleksi var kızım. Bülent! Kardeşim. Ah, çok şükür. Çok yani. Ne haber Brent? Üzgün kullanmadım ama seni yem olarak kullanmak zorunda kaldım. En azından şehre yerleşene kadar. Sonra sana onu geri getireceğim. Getireceğim. Yapma bunu. Fetch o kadar. Sadece birkaç iş daha. Sağlam nişancısın ve... Hayır. Yine kaybediyorum. Bir anı bulmalıydım. Kötü bir anı bile odaklanmamı, tutunmamı sağlardı. Evsiz olmak tıpkı bir hamam böceği olmaya benzer. Kötü bakışların arkası kesilmez. Ama bir kez tadını aldın mı? Var ya. Var ya ne? Hamam böceği olmak çok da kötü değilmiş dersin. İşte o his sürsün diye her şeyi yaptık.
Brent gidişatı görmüştü. Onun yanında kalayım diye Zulam'ı bile saklamıştı. Ama çok dibe batmıştı. Ve kendimi öyle iyi hissediyordum ki. Bırakamıyordum. Olmuyordu. Zapt edilmeliydim. Shane Brent'i aldığında dağıldım. Ne anlamda? Gördüğüm kadarıyla. Gene mi döndük buraya ya? Senin için yeni bir güç geliştirdi. Evet, öyle oldu. Yeni bir güç? Görmek ister misin? Göster bana doğru gel. Yaklaş, birkaç adamla beraber. Al. Al. Bana karşı direniyordun Bayan Walker. Belki. Yeniden ayarlasana, gerçek şovu göstereceğim. Güzel yetenekmiş, çok güzel yetenekmiş. Bayıldım doğrusu. Umurumda değil. Umurumda değil. Aa, etkileyici. Bunu neden daha önce göstermedin? Belki bana üzerinde denenmeye değecek bir şey vermediniz. Birkaç dupu gönderin. Sonra havai fişekleri izleyin. Ne istediğine dikkat et. Sarı çizgileri takip et. Yolun ortasında kal. Ne yapıyoruz? Çıkış yolu yok. Bütün çıkışlar kapalı. Yani? Burada sadece adamların programlarına saldırmana izin veririm. Ama bir koşulla. Hiçbir gücünü benden saklamayacaksın. Bir tanesini saklıyor gibi geliyor bana şu anda. Anlaştık. Yıllarımı bu adamlardan kaçarak harcadım. Onlarla dövüşmek daha eğlenceli. Bir saniye. Senden kesinlikle bir şeyler saklıyor çünkü burada bir tane daha kilitli güç var. Çok zekiyim. DUP'yi mağlup etti. Ne dediler ki DUP'ler? Söyler misin bu öfkenin kaynağı ne? Bundan neden bu kadar rahatsız oluyorsun? Lan bunlar sırf duman bombası mı abi? Sandviçlere neden bu kadar rahatsız oluyorsunuz? Hepimiz aynı hamurdan yoğuruz. Öleceğim. Neon lazım. Neon var ama nereden aldım? Nereye gidiyorum lan ben? Burası neresi oğlum? Dünya düşmanın sanıyorsun ama bazen dostlar dört bir yanındadırlar. Neredesiniz ya? Oğlum zaten yeteri kadar sıkılıyorum. Gözünü seveyim ya. Vallahi bak. Acayip sıkılıyorum şu anda. Öyle böyle değil. Yani uzatmayın o yüzden bu muhabbeti. Bir an önce bitirip bu seriden kurtulmak istiyorum, anladınız mı? Sadece YouTube istediği için yapıyorum bunu. YouTube istediği için yalnız. İzleyicilerim istediği için değil de. YouTube bizzat geldi. Ya dost bak sen böyle olmuyor. Daha önce çekmiştin efendim sen. Sen niye bunu çekmiyorsun da ben de o yüzden çekiyorum. Harita aşırı yüklemek için ona yaklaş. Senin yanında mücadele edecektir. Bakayım. Havalıymış. Taret niye yok oldu o zaman? 3 taret aşırı düşme fısıldayan mücadelesini tamamladı. İyi. Hallederiz. Al. 2. Ölüm. Ne başlıyoruz? Başka? Bana daha fazla puan ver oyun. Meydan okuma değil ya. Mücadele diye çevir şunu bari. Başka. Tebrikler. Silah sadece bir araç. Onu amacına göre şekillendirirsin. Çatıda. Hadi ama ben senin silahın değilim. Öfkenden niye buraya baktığında kuş gibi aklımda görünüyor bu? Bırak da dövüşeyim. Çoğu DUP ajanı senin gibiydi. Kayıp koordinatörün yeteneklerine odaklanmaları için yardıma ihtiyaçları var. İşi kapmak için hayatta kalmadı. On düşman dalgasına sağ çık. Vay anasını. Birinci dalga geliyor. Gönder bakalım gelsin birinci dalga. Canımı okuyacaklar. Yani öncü. Başka ikinci dalga.
Hop. 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 O patlama bir boka yaramadı. Hop. Hop. Yani. Üçüncü dalga. Ben ya. Nübani şu baba. Adı bu. Yani ya. Ani. Zen ya. Neredesin? Selam, bana puan lazım. İyi patlamadı. Patlayacağından emindim şunun neredeyse. Kaçma. Sen orada kal. Öl. Öl ama. Orada kal dediysen öl bari en azından. Adamı hasta etme. Yani farklı farklı güçlerim vardı benim. Ne güzel dersinken yapabildiğim onca şey. Neredesin? O ne lan? Fizik motoru mükemmel. Harika. Sen bir işe yarayacak mısın bilmiyorum ama burada bir kare... Ananı bana değil, bana değil. Pardon, yanlış oldu. Umarım ateş edeceğin birilerini bulursun kendine taret. Bir gün mutlu birini... Ha, buldu o. Kendince takılıyor. İyi. Bunlar nereden düşüyor lan bile? Sen dur. Hoppa. Dur lan. Nereye gidiyorsun Fetch? O sevgili taret orada onu patlatana kadar ya da doğrusu öldürene kadar ben vururum tekme tokat şekilde. Görüyorsun işte, sen bir silahsın. Seni seçince medyaya baskı yaptım. Seni tüm kayıtlardan sildim. Niye mi? Sende kullanılabilecek bir şey mi? Fakir. Ben güçlerim için buradayım. Onlar sayesinde yine normal hissediyorum. Hayır, yaptıkların için buradasın Bayan Volker. Öfkeni kusmak mı istiyorsun? Öyleyse onu yönlendir. Savaş. Altıncı dalga. Ha, bunu her kim yaptıysa yaratıcılıkla alakası bile yok yani bu sevgili arkadaşım. Bu DLC'yi yapan arkadaşım. Yaratıcılık kelimesiyle hiçbir alakası yok maalesef gerçekten. Üzerine düşman yıldırmaktan başka sadece böyle hani. Bak bunlar da var, bunları da öldür. Oldu canım. Burası karışacak, benim için şunu yap, yapayım. Kaç kaç. Hadi be, o sniper yemeyeydin iyiydi ya. Çünkü bir daha yersen ölürsün. Ve o da öldü. Neyse ki. Olay ortam karışmak üzere. 8. dalga. 8. dalganızı yiyeyim. Bana ne lan. Ölün hepiniz. Sadece 3 kişi mi aldım ben? Geri kalanı yakalayamadım. 9. dalga. Her zamankinden daha sıkıntılı. Ve ölmüyorlar sanki. Niye ölmüyorlar? Bu beni tırsıtmaya başladı. Niye ölmüyorsunuz? Ölmelisiniz. Ölün. Heh. Başka. Ana. Anam kaçma. Ah be. Havada yakalayaydım. Çok epik olacak. Öl ya. Hakiki nişancı derken. Dayıp. Şimdi tamam, öyle ölme. Ha, 10. dalga gerçeğe miymiş? Ups. O ne lan? Baba. Ne var orada? Tareti yakalarsan bana yardımcı olur mu acaba? Olur herhalde. Orada bir boss mu var? Haritadaki o büyük kırmızı şey ne? Büyük bir hedef var orada ama ne olduğunu bilmiyorum. Nerede? Aşağıda mı? Ne var oğlum orada? Sen nesin acı? Sen nesin oğlum? Tüm vücudun sıkıntılı. Ölürsün, ölürsün. Sen de ölürsün. Sakin olman lazım sen. Konuyu medeniyet görmüş insanlar gibi konuşalım. Konuştuk. Onu kayda aldık bayanım. Neyi?
8 tane puanım var. Bakayım hemen neler yapabiliyorum. Hasifinde bir de şunu tutursam. Ne? Neon hayyenerisi hacmini 171 arttırır. Bilmem ne. Yüklü fazlama. Stas patlaması. Stas patlaması benim umurumda değil. Şunu arttırayım daha iyi benim için. Bir tanesi option demesine aç. Hayatta kalma. Seçmesem olmaz. Bana tekrar zorla yaptırmayacaksın herhalde onu. Dünya liderlik tablosu. Çok umurumdaydı gerçekten. Acayip bir şekilde yani. Çok iyi Bayan Walker. Dünyada kaçıncı oldum? Beni bu şekilde etkilersen seni işe alırım. Otur hadi. Şeyinin sana nasıl ihanet ettiğinden bahsediyordum. Çok çirkinsin. Çok çirkin. Akuralılar yoldan çekilince Şeyin gözüne emniyet müdürünü kestirdi. Çünkü korkutarak anlaşma yapmayı ümit ediyordu. Her söylediğine uyup yardım etseydim, Brent'i bırakacağına söz vermişti. Yalan olduğunu biliyordum. Veduplar sürekli geldiğinden B planına ihtiyacım vardı. Niye karanlıktayım ben? Enerjiye ihtiyacım var sanıyorum. Öyle değil mi? Ya ben çok karanlıktayım çünkü de hani. Ha şuradan çek enerjini ne yapıyorsan. Fetch. Yo. Bir sorunun var. Umurumda değil sorunun. Ne oldu? Aşağı taraftaki harita hala açılmıyor. Her neyse 46 dakika boyunca oldukça sıkıcı bu DLC'yi oynadıktan sonra bölümü bitirelim ve bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam edelim. Bye bye.